Aslında şöyle bir şey yapabilirsin. Çıkar. Oo. Sanık sıfatındaki kişilerin avukat tutması için mi yapmışsın? Sen arkada şöyle bir test et. Sonra çıkarsın olmadı. Hayır işte. Tekrarlar mısınız pardon? Sanık sıfatındaki arkadaşın avukat tutması için herhangi bir girişiminiz oldu mu? Kendisi avukat istemedi, avukatlığını kendi yapacağı söyledi. Tamamdır, iddianameye başlayabilirsiniz. 2019'a 12 davamız başlamak üzere. Götüm götüm kaçışı gördün mü ya? Evet, davacı Los Santos Departmanı, davalı Savaş Zaferoğlu. Suçları, devlet çalışanı öldürme 2, devlet çalışanını kaçırma 2, polis memuruna cinayet 4, siber terörizm, illegal örgütlenme, ölümcül silah ile saldırı, devlet mülkünü artı aracı hasar, devlet çalışanına hakaret, tehdit, ağır silah bulundurma. Suç tarihi ve yeri, belirsiz saat aralığı ve belirsiz mekan aralığı. Soruşturmaya konu olan olay, LSPD tarafından Savaş Zaferoğlu'na yapılan suçlamalar bellidir. Savaş Zaferoğlu ifadesinde hakkımda yapılan bütün suçlamaları kabul ediyorum. Tek bir şey hariç, yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Anarşizm kazanacak ifadelerini. Hasiktir! Hasiktir! Evet. Hasiktir! Sanık sıfatındaki arkadaşım... Hasiktir! Bütün suçlamaları kabul ettiğinizi söylemişsiniz. Doğru mudur ifadenizi? Tekrarlar mısınız? Doğrudur. Hasiktir! Tamamdır, teşekkür ederim. Anarşi kazanacak. Davacı, polis memurlarını... Sen mi yakaladın? Bu dava mevzusunda niye araştırmamız gerekiyor? Hakim Bey, duyamadık sesinizi, pardon. Bu dava mevzusunda neyi araştırmamız gerekiyor? Hani davalı bütün suçlarını kabul etmiş. Yargılaması tabii ki bizde devam edecek. Demir amirim. Fakat olayların genel akışını anlatayım. Genel akışını şöyle bahsetmek isterim Sayın Hakim. Kişi tamamen bir terörist eylemlerin sonucunda terörizmi bu şekilde yaymış. Anarşiyi devam ettirmeye çalışacağız. Sivillerin, polislerin ve kamuoyunun tamamen güvenliğini zedelemiş, zarar vermiş, toplu ölümlere yol açmış. Aynı zamanda bütün ekonomi sisteminin altyapısını çökerterek binlerce insanın parasını bankadan hortumlayarak bu kişileri mağdur etmiştir. Aynı zamanda polis departmanında bulunan bazı memurlarımızın şahsi olarak zarar görmesini sağlayacak eylemler yapılmış. Bizzat ben şahsım adına konuşabilirim. Kendisinin yapmış olduğu eylemlerden bir tanesinde kaçırılmış ve ölümle tehdit edilmiş sevdiklerimin canıyla tehdit edilmiş bulunmaktayım. Bu sebeple en ağır cezayla yargılanmasını talep ediyoruz. En ağır ceza derken biraz daha açar mısınız? Şöyle aktarmak isterim Sayın Hakim. Yapılan eylemlerin süresine baktığımız zaman yaklaşık çok uzun 3 aylık bir süreci kapsamaktadır. 3 aydır şehirde olan neredeyse bütün faili meçhul cinayetlerin, bütün bomba patlamalarının, bu bütün kese kağıt SpongeBob kim? Ve bütün hack vakalarının sorumlusu Savaş Zaferoğlu. Bu sebeple ceza kanununda birebir yazılan cezalar haricinde kamuoyunun vicdanını da göz önünde bulundurarak kendisinin müebbet hapisle cezalandırmasını davacı taraf olarak görüyoruz. Fonseca değil de daha önce konuşulmuştur bu abi. Konuşulmuştur. Teşekkür ederim. Teşekkürler abi. Olgun olma ihtimali var. Burada araya girip bir şey söylemek istiyorum. Şehrimizde şu ana kadar müebbet ceza verdiğimiz, Adalet Bakanlığı tarafından müebbet ceza verdiğimiz kimse olmadı. Ve kimse de olmayacak. En azından benim hakimliğim süresi. Tamamdır. Biz kişilerin genel hak ve hürriyetlerini gözetmek nispetinde ömürleri boyunca hapis oldu bu arada. Doğru bulmuyor. Hı? Ve devletimizin kuralları ne oldu memur bey? Bu zaten destekleniyor. Hiç kimseye müebbet verme gibi bir durumumuz yok. Suçları tartışılır. En ağır şekilde. Kız sattı lan beni. Susmazsan çıkacaksın buradan. En ağır şekilde cezalandırılması için elimden gelen her şeyi yaparım. Suçlu suçlarını kabul ediyor. Fakat siktir müebbet kurumunu çalıştırdığımız anda sevmiştim şehrimizde ben. Düzen ve refahın daha da ileriye gidebileceğini düşünmüyorum. Çünkü evim yıkıyor şu an. Çok daha zor ve çok daha elim bir karar oldu. Suçlamaları kabul ediyor musunuz Savaş Bey? Ediyorum. Tamamdır.
suçlamaları savcım tekraren okusun. Hakim Bey de suçlamaların toplamını lütfen. Abi müebbet savcılar tarafından kabul edilmiş olabilir ama hakim... Hızlı mı tuttu mu? Tanık sıfatıyla insanlarınızı dinleyebilirim. Suçlamaların gerçekliğiyle alakalı. Onların gerçekliğini bilmemiz gerekiyor. Suçlu bütün suçları kabul etse dahi suçların işleniş şekli ve sayılarının bilinmesi için tanıklarınızı dinlemeye çağıracağım şimdi. Tabii ki. Sırayla gelebilirler lütfen. Eyvallah Süleyman amirim. Dürümü alacağız galiba. Neredesiniz? Doğru mu Süleyman? Dürüm ne? Derim, Demir, arkadaşı buraya getirir misin? Girişe bak amına koyayım. Tahsin mi o? Sanığı alalım şu tarafa. Ellere bak, ellere Tahsin değil. Aa, eldiven zaten. Savaş Bey, sizi buraya alıyorum. Cenk evime molotof atmış. Covid mi aldı? Yanında durayım arkadaşlar. Anlaşıldı. Hangisine? İlk evin. Bu telefon var. Tamamdır. Tanık olduğunuz durumları sizlere soracağım. Önce bir yemin ettirmem gerekiyor. Mahkeme salonunda hiçbir şey saklamayacağım. Ay düşündüm ki şimdi. Tamamen doğruları söyleyeceğim. Tamam mısınız? Şerefiniz ve... Evet değil mi? Saydığınız bütün değerler üzerine yemin eder misiniz? Allah kahretsin ama bakın. Ha pardon. From Piyango to Hacker ama bakın. Kaskadan. Bağırarak konuşun, bağırarak. İtiraf çoç. Kimliğinin gizli kalmasını istiyor, anlıyorum. Fakat böyle sağlıklı bir... Ötede üşşanlandı, üşşanlayacak. Şöyle yapalım. İki tane kazı kazansak belli olur. Önünü atsak dayanamaz. Yani... Her davada olan adam yok. 552, 4006... Öyle daha uygun olur çünkü. Evet. Davanın muhataplarından bir tanesi LSPD olduğu için LSPD'ye... Zaten daha bugün Karakol'un önünde konuştuk. Müdahil olmasını yapmamız. 552, 24, 26. O kadar gizli olmasın. Peki bir şey diyeceğim. Hala orası çocuğu Cenk. Ne yapıyor? Evimi yakıyor. Hala mı yakıyor? Wow. Şu cebimdeki sandviçi versene. Kendisi yemin ettiğini beyan ediyor. Evet. Ceket alttan, bağırmadan konuş. Alttan sok sandviç. Tanık olduğu kısımların hepsini anlatabilir mi bize? Nasıl bir şey ya? Böyle mesaj oluyor da ibne gibi konuşacak mı? Buna seks mi yapıyor? Sexting mi yapıyorlar? Neyse. Devam edelim. Ay trip atıyor. Ay. Nevra da bana böyle trip. Keşke daha önceden gizli tanık olduğunu ve sesinin asla... Konuşamam yalnızca WhatsApp. Biz onun çözümünü... sesini değiştireceğini söyledi. Kelepçe işe yaramadı galiba acaba. Ya neyi değiştirmiş? Olgun aga ya. Herkes biliyor amına koyayım. Polisler söyledi yani, karakolda. Gizlemek istiyorum dedi. Buyurun. Ama bu kadar olacağını bilmiyorum. Arkadaşım mı peki? Ne o kim ya? Ceki. Ceki hala evin derdinde galiba. Okey. Tanıdıysan amına koyayım. Yanındaki kim? Ben neden ko- Ne bileyim onu tanımıyorum. Ay sanırım sana ne? Konuş. Aa Orkun Işıtmak. Değil. Kim bu? Değil bu. Başkası bu. Kim bu? Dur aklıma gelecek. Puyol'a benziyor. Aa benziyor lan. Merhabalar. Merhabalar. Bayağı sıkıcı bela oldu şu anda ya. Git bit, WhatsApp sesi dinliyoruz ha burada sadece. Telefon sesini yok, takır takır yazıyor ha. Acaba şu soldakiler biliyor mudur kim oldu? Yüksek ihtimal. Gerçi bakıyorum da yani IQ ortalamamız düşük orada biraz. Ah oh, shit. Bilemiyor olabilir. Atı da orada. Ona bakmak istiyordum zaten. Oğlum niye anlayamıyorsunuz? Konuşmuyor zaten. Abi yazıyor adam. No, WhatsApp sesi no. Duyuyorum şu anda ya. Pırıp pırıp sesler geliyor. E peki neden korkuyor bu? Bu arada önceki karar verdim, hacker olacağım.
Sen de mi? Müebbet de zaten kalkmış. E, müebbet yokmuş. Ne güzel işte. Ha, çok mantıklı. Ben de olsam. Ah, geldi gibi amına koyayım. Bak bak nasıl geldi. Geldiği gibi amına koyayım. Nevra değil mi o ya? Ben gittim. Hangisi? Ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Yerden yatıyor oğlum. Lan Jake gibi konuşmuyor mu? Ona yardım edip hastaneye götürdüm. Pardon sesi geliyor. Söyleyeceklerim bu kadar. Gittiniz. Bir şey anladınız mı? Şimdi... Çok fazla şey anlattım. Kimliğinizi açık etmeme hassasiyetinizi anlıyorum. Fakat direkt olarak sizi yardıma çağırması hususunda bu kişiyle ilişkiniz ne zaman başladı? Yapmayacağım. Ne yapacağım dedi o? Everything started. Az önce korkuyordunuz dediniz. Ben de seni hiç baş başa görüşmedim. Öncelikle bunu belirtelim. Kızı kazan Bender. Kendisini... Sesli düşündüm. Sadece... Sizi nasıl telefonunuzdan direkt çağırabildi? Direkt kendisi çağırmadı. Hulusi Kerim adına şans çağırdı. Oh shit. Tamam Hulusi Kerim sizi nasıl direkt çağırdı onu soruyorum. Bilmiyorum onun telefonuydu. Sessiz ol. Ben gittiğimde yerde yatıyordu. Yalan atıyor yalan. Anladım. Kanıtlayabilir misin? Peki bunun karşılığında bir... Kanıt yok. Şey aldınız mı? Lan Rıza teyze etmiyor mu bizim yanımızı? Herhangi bir... Olgun. Hayır şu size yardım oldu mu? Rıza teyzeye benzemiyor mu? Hayır. Ya benziyor aslında. Saçını kestim Rıza teyze. 200 bin dolar aldım bize 200 bin dolar. Onun... Geçmiş olsun Allah kurtar. Diğer arkadaşı alalım. Olgun bu Olgun. Çeki. İtirafçı olan itirafçı. Kim benim mi? Başka yok bizim. Evet. Nasıl yok? Evon, düşündüğüm kişi mi amirim? Yok lan Jack'in ama Jack'in evini yakıyorlar. Yok mu? Tamam. Telefonunuzu alıp. Gelecek misiniz? Sizi çağırıyorlar da. Kim çağırıyor benim? Hakim Bey. Buyurun. Benim haberim yok öyle bir şeyden. Bir daha söyler misiniz? Benim haberim yok öyle bir şeyden. Hayır ben konuşamam. Hayır. Öyle bir şey yok. İsmini söyledin mi yoksa hakim? Hayır bir şey söylemedi. Sakın teşkilat getir bana. Çok teşkilat getir bana. Eon, şahıs sizi çağırıyor teşkilat amirim. Konuşamam diyor. Kimliğimi baktılar bu arada biliyorlar. Sıfır. Ya adam itiraf ediyor. Niye beni ifşa alıyorsun şu anda ya? İtiraf ediyor adam. Beni niye ifşa alıyorsunuz? Hapse girmeyeceğim de. Oğlum adam itiraf etti. Niye beni ifşa alıyorsun şu anda benim canıma kastediyorsun ya? Şefin girişe bak. Ne oldu? Çelik ben konuşamam. Öyle anlaşmıştık ya. Bu adam müebbet veremiyorsunuz. Bu adam çıkarsa benim çoluğum çocuğum var ya. Gizli tanık gibi değiştirsek.
Abi anlat, benim anlattıklarım benden başka kimse bilmiyor. Yani benim olduğumu çok rahat bir şekilde anlar bu adam. Genel şeylerden bahset. Senin ille bildiğin şeylerden bahset. Evet, özel şeylerden bahsetme. Suçlayacak bir şey zaten yeterli. Ya bu adam benden başka kimseyle konuşmuyor ki. Ben ve Tahsin ya. Tahsin olmadığım gayet belli değilim benim. Peki tamam, sıkıntı yok. Ben orada konuştuğum anda beni şey yapacak, tanıyacak yani adam. Olur mu? Ya birileri gelip sana anlatmış gibi anlat mevzuları. Ona inanmaz abi. Direkt şey yapar, çıkarır beni yani. Abi adam zaten itiraf ediyor her şeyi. Niye şey yapıyorsun? Benim şu an canımı tehlikeye atıyorsunuz ki. Onu anlamıyorum ben. Söyleyelim yani. Aynen. İtiraf etti adam zaten. Kabulleniyor her şeyi yani. Kabul ediyor her şeyi yani. Aynen. Adım mı kaçtı? Hayırdır. Tamam. Ben konuştuğum anda beni yok edecek yani adam. Kanıt lazım da o yüzden. Ama kanıt vermezsek... Bende de kanıt yok ki. Sadece söyleyeceğim şeyler var yani. Kanıt, somut kanıt yok elimde. Yüzay yiyecekse onay yiyecek. Ama yok zaten, kanıt zaten yok. Yapacak bir şey yok. Biz bu adamın... Somut kanıt hiçbir şekilde el yok, elimizde yok yani. Bilim adamı kesinlikle geçirmeyeyim. Ben teşkilatla konuştum. Teşkilat size anlatmadı mı? Tamam, yok. Tamam. Sen dikkat et burada. Sigortası var mıydı bari evi? Önemli değil. Vardı. Buyurun. İçelim bakayım. Ekra bir kanıt değil. Ya orada bir şey yapamadık ya. Neyse, geçmiş olsun. Bizim çocuklara ilgilenirdi herhalde. Kel toş, babana koş. Hayda. Tamamdır. Yok hani gene baya bir ton ceza yer de benim konuşmam sıkıntı abi. Peki, itirafçıya nasıl, benim yanıma sen konuşamaz mısın? Yok, ben kimseyi savunmak istemiyorum artık ya. Özel gelir sık. Bir savunma değil de benim yerime konuşabilirdim belki, ne bileyim. Ama yine her türlü tanır ya, bak boşver. Çete konuşurken yok, tekrar olmaz ya. Değiştirelim sesi yani. Ne oldu? Ya arkaya geçeceğim. Gel. Devran Hanımcığım. Efendim. Ben telefonumu geri rica edecektim de. Neden? Bunun avukatları zaten mantık olarak tamamdır. Çok iyi davranış sikiyim ya. Devran Hanım nerede? Turan uyanamayacaklar abi. Kusura bakmayın. Uyanamayacaklar ya. Ya çok iyi davranış sikiyim. Devran Hanımcığım, hanımefendiciğim. Öleceğim. Telefonumu bir daha kullanmayacağım, söz veriyorum. Geri alabilirim. Ayken'in bitirmene kadar alamazsın demiş. Of. Ya abicim sen kuralları bilmiyorsun. Gel. Devran Hanımcığım. Ben size verdim telefonumu. Ben de birleştirdim. Hakeme bitiminde alırsın Ceki, vermedim. Devran Hanımcığım, görüşmem gerekiyor ama. Devran Hanımcığım. Başına boş gelir. Peki burada yani, içeride bu silah... Bunun bir başı neden boşta sonucu? Onunla birisi bu. Çok iyi ya. Sonra buradaydı şefim. Tamam, ayrılmıyor. Allah çok şükür yarabbim. Bu şey mi? Hangi karakter... Biliyor musun? Şu silahla hangi karakterlerin bu? O şey bildin ya, neydi o? Jackal. Jackal mı? Pas oldu lan. Ayak izi var. Ayak izi var mı ya? Ben göremem ki. Bırakmadım ben. Senden ben bir el havası alıyorum ama. El ha. Değil mi? Aa evet, harbiden. Bana ibne dedin daha demin. İbne dedin. Ha. Alakası yok. Kafamda şeyin... El akarı değil mi? El akarı ama yani ben şey olarak hava olarak aldım hani. He. Çok hızlı bir atıyor ya. Tak 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 vuruyor.
telsiz kontrol. Tamam sen Ela değilsin, belasın o zaman, tamam. Ela. Aram verildi benim haberim yok. Bir şey açık sardık. Cenk'in buradan uzaklaştı. Aha ara verildi. Cenk'in buradan uzaklaşmasını istemiştim. Çok terbiyesizce davranıyordu. Aynı zamanda insanlar için tehdit unsuruydu. Buradan uzaklaşmasını istedim. Cenk'in mahkemeden uzaklaştığı için eski yaşadığım evi yapmış. Molotof atmış. Siktir. Artık kendisini... Onun yüzüne söyle mümkünse. Onun yüzüne söyle o kızı. Bana drive'a yatışlarını falan söyledi. Mahkemeden sonra konuşuruz. Bir bok yapamaz. Bir bok yapamadı. Yardım edersin belki. Yok lan, korurum seni. Daha davamız var. Tabii. Hı-hı. Burada for life. Dava bitene kadar değil mi? Hobbit. Orası belli artık. Deme öyle, Hobbit deme çocuğa yazık. Ben de Canberk memnun oldum. Oç. Pik. Ya niye küfür ediyorsunuz birbirinize ya? Hani siz arkadaşsınız Canberk. Ya. Arkadaşlar burada tamam, for life. Yani burada davanın uzamasını gerektirecek bir şey yok. Tabii haklısınız. Müebbet verip yollayalım mı? Zaten suçlu suçların hepsini kabul ediyor. Bu ne lan? Anlaşmayı doğru mudur? Oh başkomiserim. Doğru. Birazdan bankaya ihbar. Biz sizin savunma hakkınızı gizli tutmak üzere çalışıyoruz. Fakat kendinizi suçların asıl sahibi olarak atfettiğiniz için jüri üyelerimden de bir görüş aldıktan sonra kararı açıklama aşamasına geçeceğim. Öncelikle savcının mütalaasını tamamlarsa sevinirim. Jüriler ne anlatacak acaba? Ne anladılar ki, ne anlatacaklar acaba? Ben en çok atanın ne anladığını merak ediyorum. Bunu ben de merak ediyorum. Ekstra yorum yapabilecek çok bir şey kalmıyor geriye. Peki sence bundan sonra olgun ne yapacak? Suçların hesaplanıp... Tanımadığını falan soruyor hala bu. Hakim belli. Sence ne tarafı satmam mı sence ona? Herkese söylemem yok mu benim bunun ismini ya? Diğer hakimle hesaplamaları yapın. Ama zaten bize neredeyse. Tweet at direkt. Ama o zaman senin başın belaya girer. Adalet örnek olur. Aynen, şey aynen öyle bir şey olur. Jüri üyelerim bir gelebilir mi acaba? Arkadaşlar öncelikle kağıt dağıtacağım size. Düzelt. Bekleyin biraz. Tamam, dağıtmaya başlıyorum. Evet, LSPD'yi haklı görüyorsanız evet, haklı görmüyorsanız hayır oy kullanın lütfen. Ses gidecek, gidecek. Hangi ses ya? Background noise mu var? Ha, fan sesi geliyor. Size gelmediyse ufak bir sorun olmuştur. Gelenler... Azaldı mı? Oyunu. Kullandılar mı hepsi? Yalnız sandıkları hızlı terk etmeyin. Gelen anlamı siz. Tamam. En son terk edildiğinde iptal olmuştu. Evet, buyurun. Şef dinleniyor şu anda, ben yardımcı olayım. Tamam. Bu kadar yapıp daha fazla azaltamam abi. Kim? Savaş Bey dava sürecine kadar tutukluydu dün, sorgusuna kadar. 1080 ay. Abi indirim mi verecekler? Evet abi, tamam. İtiraftan da indirmeyip... Tamam. İkiniz de mail yoluyla ulaştırın bana. Kim sattı acaba bu adamı ya? Atacığım bir şey mi dedin? Benzer suçtan ben 600 ay yemiştim abi bu arada. 600 ay. Bu yanımızdaki beyefendi neden ikimizin arasında cik?
Tamam, ne değişti şurada? Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyor? Ben gidelim oraya. Şöyle hafif araç girecek kadar yer yok mu? Bart adam önünden geçti gitti yani. Teşekkür ederim, buyurun. Acaba kim sattı bu herifi? Çok merak ediyorum. Evet, savcılarım, hakimlerim. Kaç ay çıktı? Lan Şevket'in davası neden bu kadar uzun sürdü? Ne bileyim? İtiraf hakim etti her şeyle bu. Hakim bir bağırıyorsunuz biraz. Ve devreye çık. Niye itiraf ediyor ki abi bu adam ya? Kant yok evlerinde. Vardır sebepler. Silah kaçakçılığı oldu. Farkında zaten, duymuyor musun söylediklerimi? Mesela illa vurur satana. Allah'tan müebbet vermediler ya. Evet, Allah'tan. Çok daha iyi oldu. Ciki, sence kaç komu hizmet alır? Bilmiyorum. Burada sığamazlar buna. Bir şey diyeyim mi sana? Bir 20 bin kamu hizmeti yok mu? 20 bin? Ohoo, çok iyi olur lan. Bir bu arada selam verme zaman. Lan çöp atarım lan durmadan. Çöp? Tabii hızlı bir sinir atabiliriz bu arada. Benim ulusu olduğum kimsenin bilmemesi lazım. Kimliğe baktılar gene. Bana mı bakıyor? Hakim Bey, siz suçları okuyun lütfen. İddianamede yazan bütün suçları zaten kabul etti. Ondan sonra biz kararımızı açıklayacağız. Arkadaşlar, tamam, kararı okuyorum. Gelin lütfen. Yerlerimize geçelim. Sanık koltuğundaki Savaş Bey'in kabul ettiği suçlar: devlet çalışanını öldürme, devlet çalışanını kaçırma, polise cinayet girişimi, siber terörizm, illegal örgütlenme, ölümcül silah ile saldırı, devlet mülküne ve aracına zarar, devlet çalışanına hakaret, devlet memuruna tehdit ve ağır silah bulundurma suçlarından cezası verilecek. Tüm ceza kanunu okudular galiba. Suçların her birinin defalarca yapıldığını göz önünde bulundurduğumuzda, çok merak ediyorum, ne çıkıyor? Davalı Savaş Bey'in suçlu bulunmasına ve 1480 ay hapsine karar verilmiş. 480 mi? 1480. 1480. Davalının 80 ay gözaltı durumunun göz önünde bulundurulması sebebiyle 1080 mi? Cezası Adalet Bakanlığı tarafından 400 aya düşürülmüş. Ooo, alright buddy. Okay, tamam. 1080 ay yatmış. Yeni mesleğim belli oldu by the way. Yeni mesleğim belli oldu. 1080 ay gözaltı süresinin cezadan düşürülmesi konusunda özellikle hatırlatmak istiyorum. Cezayı hapse gönderme olarak uyguladığımız için gözaltı süresi olarak uygulamadık. Tutuklu yargılanmak üzere gönderdiğimiz için 1080 ay çekiyor. Toplamda 1480 ay olan cezası 400'e düşmüştür. Tekrar iletmek görünüyorsun istedim. Çekiyor, görünüyorsun. Kafanızda benim davayı açmıyordum ya. Ben kendim halledeceğim. Adalet galiba gerçekten bir kadın ismi ya. Ben artık buna inanıyorum. Gerçekten elinize sağlık. Güzeldi. Seni